Günaydın. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime kahvaltı hazırlıyorum. Bu biberlerin içine yumurta kıracağım. Her birini ama değil. Yani şöyle yapacağım aslında. Şöyle iki tane yumurtayı şey yapacağım, çırpacağım. Onların içine dağıtacağım. Şimdi bizimkiler gitti. Ben ne yapıyorum? Kendime kahvaltı hazırlıyorum. Çok acıktım ya. Gerçi her gün onlar gidince genelde kartal uyanık olduğu için ve sakin olduğu için her gün hazırlıyorum bu saatlerde. Ama dün yemeği annemde yedik ve biraz daha erken yediğimiz için bugün gerçekten bayağı bir acıktım. Hadi kıralım yumurtayı. İki tane yumurtamı kırdım. Şimdi bunu çırpacağım ve onu içlerine dökeceğim. Haydi bakalım, bismillah. Hep yapıyorlar diye böyle, hani hep görürüz internette, orada burada, çok hoşuma gider. Ah, taşırdık onu, gördün mü? Neyse. Çünkü galiba onu birazcık ince kesmişim. Bir de hep bunları böyle pişirmeden yaparlardı biberleri. Biberler sert, çiğ çiğ kalır yani. O yüzden bence pişirerek yapmak daha mantıklı. Dökülen döküldü tabii ki. Olsun, yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle. Şunu oradan alacağım. Ben ilk defa yapıyorum. Demek ki şunları birazcık daha kalın yapmak lazım. Şöyle parmak kalınlığında falan yapmak lazım ki içinden dökülmesin. Bunu niye daha önce akıl etmedin derseniz, ben de bilmiyorum. Şöyle birazcık pişsinler. Çevireceğim. Biraz çok çarpıldı ama olsun. Ne yapayım şimdi? Evet. Demek ki neymiş? İnternette orada burada her gördüğünüze hemen inanmayın. Öyle çok da kolay değilmiş. Yani tabii mutlaka bir taktiği vardır ama ben beceremedim belki de. Ya da şey işte, zaten hani pişirmeden şey yapmak. Biberi pişirmeden ve daha kalın keserek koymak, tabii ki öyle, ama o zaman biber de sert olurdu. Öyle de yenmez miydi? Yenirdi. Öyle işte. Şimdi ben kahvaltımı edeyim. Bugün çok ama çok işim var. Yani 3 gündür evde yokuz çünkü. O yüzden çok işim var bugün. Ne yapıyorum ben bu arada? Burada domates, salatalık, peynir tabağımı hazırladım. Buraya da yumurtalarımı koyacağım. Yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Yatak çarşaflarını değiştirmekle işe başladım. Bu taraftaki yastık nerede? Makinede yıkanıyor, eşimin yastığı. Onu kış da olsa böyle ara ara yıkıyorum. Hani yaz olsa bazen böyle genelde 15'te bir falan böyle bütün yastıkları yıkarım. Zaten dışarıda çok kolay kuruyor ama
kışın kolay kurumayacağı için hepsini yıkamıyorum. Ama eşiminki çok gece çok terliyor ve yastık ister istemez kirleniyor. Şimdi yeni şeyi geçirdim. Yatağımızı bir kapatalım bakalım. İş başı yaptım. Sabah sabah başladım, işlere giriştim. Bakalım bugün kargolarım var, onları bekliyorum. Bir tane iki tane farklı kargom vardı. Ondan sonra iki farklı kargodan, yani iki farklı yerden, daha doğrusu yanlış kelime söyledim. Dün gelmiş bir tanesi. Maalesef ben telefonu da o sırada açamadım herhalde. Her neyse işte. Kargo geri gitmiş ve tesadüf ki dün de diğer kargoya verilmiş. O da bugün gelecek ve aynı kargo. Ben de aradım, rica ettim, dedim hani bebek vardı, şey yapamadım, açamadım dedim falan. Bugün dedim ondan gelirken, dedim gelirse çok iyi olur. Sağ olsun onlar da göndereceklerini söylediler. İnşallah gönderirler. Normalde hiç şey yapmıyorlar yani. Hayır, gelin alın bir daha asla. Hani bu tarafa yolunuz düşerse getirin falan. Yolları bile düşse şey yapmıyorlar. Çok başıma geldi çünkü. Yatak tamam. Şimdi ne yapalım? İçeriye gidelim, diğer işlerimize bakalım. Diğer yastık kılıfı, öbürkü yıkanınca, şey olunca onu da takacağız. Yastıklar, çarşaf, nevresim, bunları alalım. Makineye doğru gelelim. Burada yastık yıkanıyor. Bu yıkansın. Bunun yarım saati kalmış. Bu arada yumuşatıcısını da koyalım. Ay, şunu da yıkamam lazım. Hep açıyorum, unutuyorum. Açtığım zaman hep görüyorum. Hadi yıkayayım sonra diyorum. Tabii o sırada çamaşır yıkandığı için yıkayamıyorum. Şöyle çok doldurmuyorum, bir tane yastık olduğu için. Bunu da koyduk. Sonra da bunları atarız. Bir de koltuk örtülerini de bugün yıkamak istiyorum. Onları da çıkartayım. Bunu da konuşuyor.
Bu arada ne oldu? Eriyor. Kartal Bey uyandı. Makine durdu. Şimdi şu koltuk örtülerini çarşaflardan önce atacağım. Çünkü koltuk örtüleri hemen kuruması lazım ve başıma gelen. Dararam. Ne yapacağım ben şimdi bilmiyorum. Neresi fermuarlı aslında kılıftı. Nasıl çıktı? Hep yıkıyorum. Hepsi çıkmış dışarı. Bakalım ne yapacağız. Açtım bu örtünün arkasını. Bunları alıyorum böyle. Ay Allah'ım ya Rabbim, hiç işim yokmuş gibi başıma gelene bakın. Tekrardan kılıfına dolduruyorum. Çünkü bunları açıp da şey yapamam. Hani açıp kurusa aslında daha iyi kurur ama. Şimdi uçar gider. Onunla hiç uğraşamam. Aha bunu da düşürdüm tek elle. Hadi ben bunu buna doldurayım. Sonra makineyi bir kere de boş çalıştıracağım. Umarım bir şey olmaz. Başıma gelene bak ya Rabbim. Ah evet. Çok ufak tefekleri artık şey yapmadım, toplamadım yani içine şeyin, yastık kılıfının geri kalanını da süpürdüm. Makine de açıldı, yastık da asıldı. Kurtuldum. Tüm çamaşırlar yıkandı, asıldı, yastık kurumak üzere. Burada da kılıflar, yastık koltukların kılıfları. Ondan sonra burada da diğer koltuk örtüleri, nevresim. Bu arada mutfağı da toparlamadım ama mutfağı toparlamadan önce yemeğimi yaptım. Tabii bu arada Kartal bir iki kere falan uyudu, uyandı, uyuttum falan. Ondan sonra bir şöyle sütlü domates çorbası yaptım. Bir de bizim klasik kış yemeğimiz kapuska yaptım. Ondan sonra bir de şöyle birazcık ekmek kruton yaptım. Birazcık yaktım. O sırada çünkü Kartal uyandı, hadi onu alayım bilmem ne derken bunlar birazcık yandı. Artık böyle yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bunlar da niye toparlanmadı? Çünkü makine dolu. Önce makine temiz olarak dolu yani. Önce makineyi bir boşaltmam lazım. Ay o işe hiç girmedim ve Kartal tabii ki şu anda yine uyandı. Burada uyuyordu. Bir baktım gülme sesleri geliyor. Meğer televizyona bakıp bakıp gülüyormuş. Bak nereden nereye dönüyor. Günaydın. 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 Prensim. Uyanmış mı benim güzel yakışıklı kuzum ya? Sen uyandın da dönüp de arkandaki televizyona mı bakıyorsun? Ha benim bir tane. Ha benim şımarık bebeğim. Uyandın mı sen? Ha gelmiş hadi birazcık. Ha. Ay hemen akıt Salyan'ı hemen. Düşürdüm de sileyim hemen. Hemen akıt aman diyeyim. Ha. Bak uyandı duruyor beni görünce böyle yapıyor ya. Hadi gel. Hadi alayım ben. Benim kuzumu hıçkırık mı tutmuş? Hıçkırık mı tutmuş benim kuzumu? Benim yakışıklı mı? Ağzını yerim. Buyurun yiyelim. Kartal'ı uyuttum ve mutfağa girdim. Ne için girdim biliyor musunuz? Asya'nın okulda yerli malı haftası var. Onun için
Şöyle kolay pratik bir tarif yapacağım. Çünkü herkes bir tarif yapacak. Öğretmen sordu. Ben de en pratik, en kolay yapabileceğim bu vardı. Bunu söyledim. Tiramisu topları. Daha önce de yapmıştım. Hem lezzetini biliyorum, hem çok basit, hem de tane tane bir ürün olduğu için Asya'nın götürmesi falan kolay olacak. Yerli malına tiramisuyla katılmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. En kolay aklıma bu geldi çünkü. Şimdi malzemeleri hemen söylüyorum. Çok lezzetli, çok basit oluyor. Çok basit bir tatlı tiramisu eğer seviyorsunuz ve çok lezzetli. Bir paket kedi dili bisküvitimiz var. Bir yemek kaşığı kadar Nescafe'miz var. Kakaomuz dışını bulamak için sadece onu, o yüzden şimdilik şöyle ayırıyorum. Ondan sonra şöyle yarım çay bardağı kadar sıcak suyumuz var. Bir paket labnemiz var. Pudra şekeri ve vanilyamız var. Malzemeler bunlar. Hatta muz bile katmayı düşünüyorum ama şimdi şeyini bozmayayım dedim. Muzu çok güzel oluyor. Daha önce denemiştim ama şimdi ayarını bozmayayım dedim tarifin. O yüzden muz katmayacağım. Şimdi önce nasıl başlayacağım? Önce şunlar rondoda un ufak edilecek. Sıcak su ve Nescafe ile ıslatılacak. Bisküviler şöyle gördüğünüz üzere rondolandı ve toz haline getirildi. Şimdi onları şöyle şu bir kaşık Nescafe'mi suyun içine koydum ve güzelce karıştıracağım. Şöyle çok azıcık su, yani böyle bunu böyle nemli yapacak çünkü zaten labneyi içine koyacağımız için. Asıl ıslaklığı o verecek. Evet, bunu da koyduk. Şöyle sıyıralım. Şimdi elimi sokmayacağım. Şöyle geç. Kaşık yardımıyla böyle şunu hepsine yedireceğim. Ben bu tarifi ilk ne zaman dediğim geçen sene herhalde çalışmadığım dönemdeydi. O programı izlediğime göre Pınar Altun'un yemek programı vardı. Ya da Ramazan, tabii Ramazan mıydı? Vallahi hatırlamıyorum işte. O zaman görmüştüm. Çok basit geldi ve tiramisu'yu da çok sevdiğim için, lezzet olarak kahveli tatlıyı çok sevdiğim için hemen denedim ve çok güzel olmuştu. Şimdi de işte ondan sonra bir iki kere daha yapmıştım. Hatta birkaç eski videomda da vardır büyük ihtimalle, geçen seneki videolarda. Sonra da yapmadım. Bence bunun içine işte fındık koyulur. Ondan sonra şey koyulur. Fıstık koyulur, hani ezme. Ezme derken toz halinde. Evet. O kısmı biraz isteğe bağlı. Şu hale geldi. Şimdi yapacağımız diğer işe geçelim. Labne, vanilya ve pudra şekeri. Önce onu karıştırıyoruz, sonra onu bundan karıştıracağız. Yemek kaşığı pudra şekeri. Bir, iki ve üç. Bunu geri koyalım.
Ondan sonra vanilyamız. Ve labnenin. Dur, şu labnenin dibinde böyle hep su olur ya. Evet, yanılmadım. Yine var. Dökeceğim onu şimdi. Aslında bunu çırpın diyor bazı tarifler ama ben şimdi onu açamayacağım, çırpıcıyı. O yüzden kaşıkla karıştıracağım. Önce hepsini birbirine yedireceğiz. Daha sonra onu karıştıracağız. Sebebini bilmiyorum. Mutlaka bir mantığı vardır ki böyle yapıyorlar. Evet. Ben bunu güzelce karıştırayım. Geleyim, sizi de hiç bekletmeyeyim, olur mu? Karışımımız hazır. Evet. Oldu. Bu arada bu tarifi yaptıktan sonra kakaoyu bulamadan önce, yani neye bularsanız bulayın daha doğrusu, hani süslü başka Hindistan cevizi falan, ben öyle bir şeylere de belki bulayabilirim biraz. Yapıp da böyle, mesela şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu tepsiye koyacağım ve dolaba koyacağım. O şekilde dondurabilirsiniz de. Sonrasında çıkartıp istediğiniz şeyi bulayıp sunabilirsiniz. Hani böyle yapınca bol bol yapıp. Bence çok mantıklı. Şimdi artık ne zamanı? Eldiven zamanı. Evet. Şimdi eldiveni takacağım. Bunu güzelce yoğuracağım. Ve evet, toplar yapacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Kıvamı da bu. Birbirine yapışan bir hamur gibi bir şey oluyor. Tiramisu toplarım hazır. Bunlar normalde tarifinde daha büyük büyük yapılıyor. Yani neredeyse böyle bir ceviz, küçük bir ceviz kadar yapılıyor. Ama ben daha küçük yaptım. Çünkü sayısı fazla olsun diye daha küçük yaptım. Bir de böyle o büyük yapılan, ilk yaptığımda öyle büyük yapmıştım gerçekten. Böyle bir kere de ağzına atamıyorsun. Bence böyle çok daha güzel, yemesi de kolay. Bunu şimdi dolaba koyacağım.
Yarın sabah da, çünkü dolaba gir çık ıslanıyor. Yarın sabah üzerine şey yapacağım. Kakaoya bulayacağım. Böyle tepsiye dökeceğim. Böyle sallaya sallaya hepsini kakaoya bulayacağım. Bu da çıktı aradan, iyi oldu. Biz akşamı yaptık oğlumla. Yemekleri ısıtıyorum. Çorbam burada. Kapuska. Bir de yanına pilav yaptım. Ondan sonra bir de şöyle bir güzel bir salata yaptım. Böyle evde ne varsa. Domates, soğan, salatalık, biraz kıvırcık, biraz kırmızı biber. Böyle karışık bir salata yaptım. Şimdi bizimkiler gelir, yoldalar, yemeğimizi yiyelim. Ben bugün böyle doğru düzgün öğlen yemeği de yemedim. Yani böyle normalde sabah 8'de kahvaltı ettiğim için 8, 2 gibi falan böyle acıkıyordum ve bir şeyler yiyordum. Bugün yemedim çünkü atıştırdım, böyle bir şeyler vardı, atıştırdım, o yüzden şimdi çok acıktım, onları bekliyorum. Bir de ne yapacağım? Ha, kaşar rendeleyeceğim. Ha, bir de ne yaptım? Eşim sürekli her çorba yaptığımda diyor, şey, ekmek yapmadın mı diye. Bu ekmekten de yapmıştım. Gösterdim mi daha önce, hatırlamıyorum. Ha, gösterdim. Yaktım. Çünkü oradan hatırladım şimdi. Bu ekmekten de yiyeceğiz. Çorbayla. Bize afiyet olsun. Hadi görüşürüz.